Arkadaşlar bugün gizli cennetteyiz. İnsanların gerçekten elinin değmediği nadir yerlerden biri gizli cennet. Papatya çiçekleri de, gelincikleri de. Dört tarafı ormanla çevrili bir açık alan, bir çiçek bahçesi. Hepsi doğal yetişmiş. Ekili değil, doğada doğal olarak yetişen ve şu ana kadar bir tek ben geldim buraya ayak basan ilk insan benim. Çünkü ormanın içinden bu yolu bilen yok. İşte gizli cennet. Allah'tan insanlar yolu bulamıyor, yoksa benim bir tane çiçek kalmazdı. Şunun güzelliğine bakın. Gerçekten de gizli cennet isminin hakkını veriyor. Gelincikler gelin gibi seslenmiş. Şöyle biraz daha tepeden baktığımızda masmavi göl de görünüyor. Kırmızı gelincikler, sarı beyaz papatyalar, yemyeşil orman ve masmavi göl manzarası. Bizi cennetimiz. Orman içindeki patikadan geliniyor. Dört tarafı ormanla çevrili. O yüzden insanlar buranın varlığından haberdar değil. Yoğun bir orman bitki örtüsü var. Oraya geçemiyorlar. Hemen yol şurada zaten ama onun biraz aşağısında yine yoğun bir ağaçlık var. Dört tane ağaçlar etrafı sarmış. Buranın açık alan olduğunu pek kimse bilmiyor. Daha doğrusu hiç kimse bilmiyor. O yüzden böyle güzel kalmış orman. Ve çiçekler gerçekten çok güzel. Şöyle baktığımızda şu doğanın güzelliği hiçbir yerde yok. Çiçeklere konan böcekler. Şöyle dediğimiz gibi bir gizli bir ada gibi 360 derece göstereyim arkadaşlar. Şurada da bir patika var. Pek kimse bilmiyor ama dediğim gibi çok nadir. İnsanlar burayı öğrenseler tabii çöple çevirirler. Allah'tan kimse bilmiyor. Sadece yabani hayvanlar, yaban domuzları, zirke çok burada. Şu ormanın alt kısmında yaban domuzu sürüleri var. Tabii insan sesi duyunca kaçıyorlar.